Oh. Evet. Konağımın nadide değerli avratlar. Durum zannettiğimizden daha da beterdir. Bozuk düzen daha da bozulmaktadır. Gelmekte olan da en hızlı şekilde gelmektedir. Hanemiz bir deprem atlatmıştır. Bölünecek hale gelmiştir. Eğer bu yılanın başını biz şimdi ezmezsek, bu yılan bütün konağın duvarlarını yıkacaktır. Yani evimiz başımıza mı yıkılacak? Ama içimizi de karartmamak lazım gelir. Unutmayın ki gecenin en karanlık hali nedir? Gün doğmadan önceki andır. O şafak sökecek, bu konağa güneş doğacaktır avratlar. Teşekkür ederim. O istenmeyen gelinlerden kurtulmadığımız sürece o gün biraz zor doğar muhtemel abla. Bak ben diyeyim ha. Hala mı istemiyorsunuz beni? Ha şunu bileydin benim saf salak kızım. Sen çok konuşma da kalk bir çay koy haydi. Kalk kalk. Bela kuru kuru çayla olmaz. Böyle kısır, börek, atıştırmalık bir şeyler de getir. Hemen. Şuna bak ya hemen de kalkar gider. Her denileni yapıyor bunu acaba ben doğurmadım mı? Yok benim değil bu kız. Zafer, şuradan karpuz ver, ellerim dolu, ağzım ıslansın. Ay kurban olurum. Ay hadi ama kadınlar ya, yediniz içtiniz bir türlü doymak bilmediniz. Hadi mevzuya gelelim ama. Açay oynamıyor Kamile Hanım. Aman ne yaparsanız yapın, bana ne zaten. Daha da beter olun inşallah. Anne. Hani dünyanın tüm kadınları birleşecekti? Hani birimiz düştüğünde öteki kaldıracaktı? Hani görünmeyen emeğin sesi yükselecekti? Susma, haykır! Kadınlar vardır! Birinci adını dırnan ezelim! İki kaşının arasından domdom kurşunuyla vuralım! Gözlerine mi çekelim? Vay vay vay! Ay. Ay yok canım ben anladım siz bu işi beceremeyeceksiniz. Siz benim saf salak kızımdan bile kurtulamadınız da o fettan kadından nasıl kurtulacaksınız? 10 yıl kadın sizi ayakta uyuttu haberiniz yok. Var mı kız söyle bakayım haberin var mıydı? Ah hudi izin verecektiniz ki o karıyı bacaklarından ikiye ayıracaktım. Leşini yere serecektim. Ha tabii tabii sen öyle yapacaktın Kaan da iyice koruyup kollayacaktı kadını. Ne yapacağız o zaman Kamil bacı? Ay biraz kadın olun ya. Nedir bu kütük gibisiniz maşallah. Biraz ince olun, şu kız gibi olun. Bakın ben yetiştirdim bu kızı da çok güzeldir. Nedir bu kalınlık? Bakın bir kadının en büyük silahı entrikasıdır. Siz yanlış ata oynuyorsunuz, evet. Kadına oynuyorsunuz. Hayır efendim, Kaan'a oynayacaksınız, Kaan'a. Yani Kaan'ı elmastan soğutacaksınız, tamam. Peki söyleyin bakayım şimdi siz bana. Kaan'ın en zayıf noktası neresidir? Vallahi karısı olmadığı kesin. Kız. Nazgül, kusura bakma annem ama benim gelinim doğru söylüyor. Doğru. Man değer vermediği kesin. Yoksa böyle yapar mıydı? Kız Nazgül, nereye yavrum? Kaan ağam en çok çocuklarına değer verir. Özellikle de mıstığa. Tamam o zaman. İlk silahımız mistik. Cepheye ilk mistiği süreceğiz. Görev tamamlandı. Yiyelim yiyelim.
Ben biliyordum ki böyle olacağını. Biliyordum. Biliyordum ama konduramıyordum. Daha ilk görüşte anladım biliyor musun? Kaan'ın beni sevmediğini Belo. Sonra dedim ki... evlenirsek geçer belki. Ama geçmedi. Çocuk olunca sever. Yine sevmedi. Kendini suçlama Nazgül. Bu senin hatan değil ki. Yok. Yok. Ben yanlış yaptım. Bir kere bile gözümün içine bakmayan bir adamdan medet umdum. Kan bana hiç umut vermedi ki. Allah için. İşte. Bir kere bile kalbim senindir demedi bana. Ben... kendi kendime gelin güveyim. Nereden bileceksin ki? Sen onu seviyordun. Ya nasıl bilmezsin Belo? Hazar seni sevmese... sen anlamazdın. Bak Nazgül, kendini suçlamanın kimseye faydası yok. Artık önüne bakacaksın. Ya Belo sen nasıl bir insansın ya? Ya da sen insansın ha? Ya sen o kadar şey ettik şimdi gelmişsin benim yaralarımı sarıyorsun. Ben hepsini unuttum. Ya nasıl unutursun kız? Hele şu sana ettiğimiz yenilir yutulur şeydi yani. Nasıl affettin kız? Nereden buluyorsun bu dayanma gücünü? Kalbinden. Hazar'ımı o kadar çok seviyorum ki onun için her şeye katlanıyorum. Onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Aman Bella, sen yine de fazla güvenme canım benim. Ne de olsa onun da damarlarında azgın bozuk kanı akıyor. Niye öyle dedin kız şimdi? Yoksa Gökhan bir haltlar falan yiyor, ne yapıyor? Allah'a şükür şimdilik öyle bir vukuatı yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Öyle tabii. Çok güvenmemek lazım bunlara. Güvenmem. Güvenmem tabii. Hele bir gelsin askerden. Onun yularını öyle bir ellerime alacağım ki hiçbir yere bakamayacak. Kız affet senikidir. Bana laf çarpıyorsun. Ne yapıyorsun kız? Yok bacım. Ben lafımı ortaya koyuyorum. İsteyen alıyor. Sıçarım senin ortana ha. Kahpe! Sen bana kahpe dedin. Egilli. Ha kahpe dedim. Sokumsuz. Bak kız. Ben o elmas denen karıya hiç benzemem. Alıveririm seni ayağımın altına ha. Yok ya gel benzeteyim. Dur neresinden gel başladık? Gel benzet gel. Ay, gel buraya. Kahpe sen. Gel buraya. Nazgül, gel buraya. Nazgül, ya bırak Belo ya. Şunun o çınlık saçlarını eline vereyim. Aa! Ya, Nazgül. Bırak. Ya, gel buradan. Bırak be. Haydi sakin ol. Kız, affet. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya görmüyor musun? Zaten kadının derti başını aşmış. Sana ne kız? Sana ne? Hem Belo, bir şey soracağım kız sana. Bu garabet kılıklı kalış senin arkandan kuyunu kazıyordu düne kadar. Sen ne ara onun arkasında böyle durur oldun? Bak affet, sana bir şey anlatacağım. Böyle zamanlar düşmanlık olmaz. Ya sen de yapmamalısın. Bundan böyle bir olacağız. Diri olacağız. İri olacağız. Diri, iri. Ya yürü git kız samı samut konuşma. Aklı gitmiş bunu diyeceğim. Manyak mıdır nedir ya? Tövbe yarabbim.